Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yine bugün güzel bir modelim var, yine istek üzerine yapacağım bir model. İpim Alize'nin Angora Gold iplerinden, şöyle kahverengi güzel bir ipim var. Şimdi tığ numaramız 4 numara 2.50 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Başlayalım isterseniz. Zincir çekerek başlıyoruz. Tabii siz ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız ona göre zincir çekmeniz lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu şekilde 10 ve 10'un katları şeklinde bir miktar zincir çekerek başlıyoruz. Evet, şimdi ben 40 tane zincir çektim arkadaşlar bu şekilde. Zincirin üzerine komple 40'ın üstüne bir tane daha zincir çekerek, her bir zincire girerek sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilk sıramız bu şekilde. Bu ilk sırayı 2 sıra veya 3 sıra da yapabilirsiniz. Tabi öreceğiniz şeye bağlı olarak. Her bir zincire giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde devam ediyoruz sık iğneyle. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şöyle sık iğnemi tamamladım. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen bu sık iğnenin üzerine modeli kuracağım. İki tane sık iğne yapıyorum. Birinciye batıyoruz. Bir, iki. İki tane sık iğne yapıyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp sıradaki yuvadan 1, 2, 3, 4, dördüncüye geliyoruz. İpimizi çekerek bu şekilde uzatıyoruz. Bir doladım, tekrar çektim. 2. Bir doladım, aynı yere batıyorum. Tekrar çektim. 3. 3 defa çektikten sonra hepsini kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir kez doladım. Yine aynı yuvaya batıyorum. Aynı uzunlukta çekiyorum bu çektiklerimi. Bir doladım, ikinciyi çekiyorum. Bir doladım, üçüncüyü çekiyorum. Sonra hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi bundan 4 tane yapıyoruz. Aynı yuvaya batarak. Aralarda da 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3. Hepsini kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 3 oldu. Şimdi dördüncü yapıyorum. 1, 2, 3. Hepsini çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. 4 taneyi tamamladım. Şimdi buradan geliyoruz. Yine alttaki sık iğnelerde. Sıradaki yuvadan 1, 2, 3, 4. Dördüncüye giriyorum. 3 tane yan yana sık iğne yapacağız. 1, bir sonrakine geçiyoruz. 2, bir sonrakine geçiyoruz. 3. 3 tane sık iğne. Tekrar tığımızı doluyoruz. Yine sıradaki yuvadan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyoruz. Tekrar ilmeğimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. Hepsini birlikte çekip 3 tane zincir. Burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Yine 1, 2, 3. Hepsini birlikte çekiyoruz. 3 tane zincir. Tekrar 3. yapıyorum şimdi. 1, 2, 3. Hepsini birlikte kapatıyorum. 3 tane zincir. Evet, ipimiz düğümlendi. Burada hemen bunu açalım. Şimdi 3 tane yaptık. 4. yapıyorum. 1. Burada dikkat etmemiz gereken şu uzunluklar arkadaşlar. Aynı hizada çekersek daha düzgün durur. Hepsini birlikte çekiyorum. 1 zincir. 4 taneyi tamamladım. 1 zincir. Şimdi geliyorum tekrar. 1, 2, 3, 4. 4. girdim. 1, 2,
3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Tığımı doladım. 1, 2, 3. Şöyle tekrar düzelteyim. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye tekrar giriyoruz. 1, 2, 3. Hepsini birlikte çektim. 3 tane zincir. Evet, ikinciyi yapıyorum. 1, 2, 3. Hepsini çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 2 oldu. Tekrar 1, 2, 3. Hepsini çekiyorum ve pardon, tığım çıktı. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi dördüncü yapıyoruz. 1, 2, 3. Kapatıyorum. Dördüncü yaptıktan sonra bir zincirle burayı sıkıştırıyorum. Bu arada ipimle boğuşuyorum burada. Evet, geldi. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 diyoruz. Dördüncü sık iğne 1, sıradakine 2, bir sonrakine 3. 3 tane aralarda sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Bir kez doladım sık iğnelerden sonra 1, 2, 3, 4. Buraya giriyorum 1, 2, 3. Topluyorum 3 tane zincir. Tekrar 1, 2, 3. Topluyorum 3 tane zincir. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben sonuna geldim. Bu son dörtlüyü de yaptıktan sonra döneceğiz. Bu şekilde alt zemin için ilerliyorsunuz. Bir zincir çektim. Burada da 1, 2, 3, 4. Bir sık iğne, hemen son zincire sık iğneye batıyoruz. İkinci sık iğneyi yapıyoruz. Başta da 2 tane sık iğneyle başlamıştık. Sonda da 2 tane sık iğneyle bitirdik. Bu böyle devam ediyor. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Arkasını çeviriyoruz ve direkt şurada oluşturduğumuz üçer zincirli boşluklara giriyoruz. Buradan direkt giriyorum. 1, 2. 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çekip tekrar 1, 2 aynı yuvaya. Şimdi diğerine geçiyorum. 1, 2. 2 tane zincir tekrar 1, 2. Buradaki boşluğa geliyoruz. 1, 2, 2 tane zincir, tekrar 1 ve 2. Bu boşlukları bu şekilde dolduruyoruz. Şurada 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ortadakine 1, 2. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Buradan tekrar diğerine geçiyoruz. Hemen şu boşluğa. 1, 2, 2 zincir, tekrar 2 sık iğne, bir sonrakine geçiyorum, 1, 2, 2 zincir, tekrar 2 sık iğne, 1, 2, 2 zincir, 2 sık iğne, buradaki 3 sık iğnenin ortasına bir sık iğne. Evet. Başlangıca kadar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sona geliyorum. Evet, sona geldim bakın. Son sık iğneleri yaptım. Burada sonda 2 tane sık iğnemiz vardı. Son sık iğneye batıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz şimdi. Aynı işlemi tekrar yapacağız. Şöyle bir kez tığımı doluyorum. Bakın burada 2 zincir, burada 2 zincir, burada da 2 zincir çektik. Tam tepedeki 2 zincir boşluğuna giriyoruz.
Bir çekiyoruz, tımız doluyoruz. Aynı yere ikinciyi çekiyoruz, tımız doluyoruz. Üçüncüyü çekiyoruz. Yine hepsini birlikte çekerek 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya batıyorum. 1 2 3. Hepsini birlikte kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1 2 3. Kapatıyorum. 3 zincir. 3 oldu. 4 tane yapıyoruz yine. 1 2 ve 3. Kapatıyorum. 1 zincir. 4'e tamamladım. Şimdi burada sık iğne yaptık. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaptık. Bundan sonraki gidişlerde artık tığ bir kez doluyoruz. Buradaki sık iğnenin bir tane sık iğne yapmıştık. Üzerine batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane. Tekrar tığ dolayıp bir sonraki ortanın İçine giriyoruz. Burada iki zincir çektiğimiz boşluğa 1 2 3 kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar 1 2 3 kapatıyorum. 3 tane zincir. 1 2 3 kapatıyorum. 3 tane zincir. Şimdi 3.'yü tamamladık. 4.'ü yapıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Tekrar geliyorum. Tığımı bir kez dolayarak buradaki sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde de sıranın sonuna kadar geliyorum şimdi. Evet. Tekrar geldim. Sona arkadaşlar. Burada da son fıstığı yaptıktan sonra yine geliyoruz. Şuradaki son sık iğne üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine alt sırada yaptığımız gibi sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Dönüyorum şimdi. Hemen boşluğun içine giriyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir. Tekrar iki sık iğne. Alt sırada yaptığımızın aynısını tekrar ediyoruz. Bu şekilde bir sıra sık iğne sırası, bir sıra fıstık sıramız var. 2 zincir tekrar. Evet. Şimdi burada da trabzanları yaptığımız yerde de bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğneleri yaparken trabzanların üzerine de sık iğne yapıyoruz. Tekrar diğerine geçiyoruz. 1 2 2 tane zincir. 1 2 Diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 2 zincir. Tekrar. Çok kolay, çok basit bir model arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz sizler de. Birçok şey yapılıyor. Çanta da yapılmış. Evet, şimdi aklıma geliyor. Çanta, şal, böyle yelekler, bu tarz modellerde kullanabilirsiniz. Farklı ip kullanmak lazım tabii ki çanta için. Buradaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi geliyorum buraya kadar. Tekrar bir kez daha beraber dönelim. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde son sık iğneleri yaptıktan sonra şurada 4 zincirle yukarıya çıkmıştık. Burada 3 zincir kalacak şekilde zincirin içine batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Yine aynı sırayı tekrar ediyoruz. Döndük. Tığımızı doluyoruz ve ortadaki iki zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz. Tekrar fıstıkları yapıyoruz. 1 2 3 Kapatıyoruz. 3 zincir. Tekrar 1
2, 3. Kapatıyoruz. 3 zincir. 1, 2, 3. Kapatıyoruz. 3 zincir. 4 tane olacak. 1, 2, 3. Kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum ortaya. Bir sıra trabzan, sık iğneleri giderken de sık iğne. Tığımı doluyorum, buradaki sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum. Sonra tığımı dolayıp tekrar tepe noktasına geliyorum. Bu kadar. Yani sanıyorum anlaşılmıştır. Çünkü farklı bir şey yapmıyoruz. Hep aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sıra buradaki fıstıkları yapıyoruz. Bir sıra da bunun üzerine sık iğne giderek geri dönüyoruz. Şu aralarda da bir sıra trabzan oluyor fıstıkları yaparken. Sık iğneleri giderken de sık iğne yapıyoruz yine. Evet. Şimdi biraz daha birkaç sıra daha uzatacağım. Nasıl göründüğünü görelim. Böyle çok az oluyor sanki, küçücük. Ama model çok kolay, çok basit. Herkes kolaylıkla örebilir arkadaşlar. Şimdi birkaç sıra daha öreceğim. Döneceğim. Evet. Bakın birkaç sıra daha tamamladım. Kenarı da gayet düzgün bir şekilde gidiyor. Bu şekilde fıstıklarla istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar dikdörtgen şallar da yapabilirsiniz. Hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Şapkalar, çantalar, birçok şey yapılabilir arkadaşlar. İpi değiştirerek bluz da yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha böyle yünlü, yumuşak bir ip bu. Ama koton iplerle de ördüğünüzde gayet güzel duracaktır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız bana yardımcı olmaya çalışırım. Çok kolay, çok basit bir model. İki sırayı zaten ördüğünüzde nasıl gittiğini anlayacaksınız. Ve çabucak örüyor yani. Çabucak büyüyor elinizde. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.